Merhaba, ben Orkun. Konumuz kas tüy ürünler ve kas tüy kaliteleri. Evet, önümde bir kas tüy ceket var. Burada da bu ceket kendi çantasının içine girdiği zaman ne kadar olduğunu görüyoruz. Bu zaten kas tüy ürünlerin, ceketlerin, uyku tulumlarının en büyük özelliği. Hafif olmaları, paketlendikleri zaman kas tüyünün en büyük özelliği olan sıkıştırılabilir olması ve böyle çok küçük hale gelebilmeleri ve bir sırt çantasına çok rahatlıkla girebilmeleri. Fakat kas tüyü dediğimiz zaman tahmin ediyorum çoğunuz işte kas tüyü diyorsunuz, geçiyorsunuz. Yani kazın tüylerinden yapılmış bir ceket. Halbuki durum o kadar basit değil. Durum bundan çok daha komplike. Çünkü kas tüyünün çok farklı çeşitleri var. Burada ceketin üzerine mesela 700 diye bir ibare görüyorsunuz. 700 fill power diyor. Bu fill power da aynı su geçirmez ceketlerde bahsettiğimiz işte 5000, 10000, 20000, 15000 milimetre water column dediğimiz, yani su geçirmezliği belirleyen standart gibi bir standart. Tüm dünyanın kullandığı bir standart. Eğer düzgün bir markaysa, tabii yani sahteydi, merdiven altıydı bir üründen bahsetmiyorum. İşte Salomon gibi, işte Rossignol gibi, Burton gibi böyle bir gerçekten kendini ispatlamış bir markanın ürünü alıyorsanız ve üzerinde 700 diyorsa, bunun hakikaten 700'dür. Şimdi 700'ün ne manaya geldiğinden bahsedeceğim size. Nasıl ölçüldüğünden ve ne işe yaradığından, bu ölçünün size ne katacağından, ne fayda sağlayacağından bahsedeceğim. Kas tüylerinin bir kere çok fazla çeşidi var. O da geldiği kazla alakalı. Genelde çok ucuz, bazen şunu görüyorsunuz. Yani özellikle bu outdoor veya snowboard, kayak gibi ekstrem sporlar markalarının değil ama daha çok moda markalarının ve daha ucuz moda markalarının diyeyim, isim vermek istemiyorum. Mağazasına giriyorsunuz mesela, 199 liraya kas tüy ceket diyor. Ama mesela elimde duran ceket, yanılmıyorsam 799 lira fiyat. Veya işte bu tarz markalara gidiyorsunuz, 700'ler, 800'ler, 1000'ler, bazen 1500 liralara kadar kas tüy ceket fiyatları görüyorsunuz. Şimdi burada, bu durumda şunu diyebilirsiniz, hepsinin aynı olduğu senaryoda adam 200 liralık ceketi bana 1000 liraya mı satıyor gibi bir soru karşınıza çıkabilir. Değil, durum bundan çok farklı. Birazdan tam detayına geleceğim. İşte olay aslında geliyor, hem kullanılan kazın tüyünün hangi kazdan geldiğinin, hem de o kas tüyünün doldurma gücü dediğimiz fill power'ın nerede olduğuyla alakalanıyor. Orada karar mekanizması aslında orada çıkıyor. Fiyatı da belirleyen nokta orası. Bir kere her şeyden önce çok ucuza gördüğümüz kas tüy ceketler, üzerine kas tüy diyorsa büyük ihtimalle gerçekten kas tüy. Fakat dünyada kaz aynı tavuk gibi aslında tüketilen de, yani insanların yediği de bir canlı. Ve bu tüketim sırasında genelde tüketim amaçlı üretilen kazlar çok daha küçük oluyorlar. Ve bunlar genelde 60. günde, 70. günde tüketiliyorlar. O sırada da üzerindeki tüyler yolunuyor. Tüyleri alınıyor, koyunun postunun alınması gibi. Ve ceketlerin içine dolduruluyor. Bu ucuz bir kas tüyü ve yaptığı fill power da genelde 200'lerde, 250'lerde, 300'lerde en fazla. Bunun üzerine çıkmıyor. Kas tüyü seviyelerimiz, bizim bu fill power dediğimiz standart, dünya standardı genelde 200 ile 900 arasında. Yani 200'ün altındaki bir doldurma gücüne, fill power'a pek standart kabul etmiyorlar. 900'ün üzerinin de çok istisnai durumlar hariç, oraya da geleceğim, pek olduğu da çok nadir görülen bir şey. O yüzden de onu pek kale almıyorlar. O yüzden 200 ile 900 arasında bir standardımız var. Dediğim gibi bu yenip tüketilen, yani tavuk gibi kazlardan çıkan tüyler ceketlere dolduruluyor ve bunlar genelde doldurma gücü de düşük. Doldurma gücü düşük olduğu için ısıtma gücü düşük. O yüzden de çok daha ucuz fiyatlara satılıyor. Çok daha fazla var bunlardan. Fakat yukarılara çıkmaya başladığımızda, yani 200, 300, 400 liraya kadar doldurma gücü bu kategorideyiz. Ama 550, 500, 550'nin üzerine çıktığımızda, yani bu elimdeki ceket gibi 700 mesela bununki, artık en tepeleri görmeye başlıyoruz.
Yani 550 ile 700 aralığı artık çok iyi. Isıtma gücü inanılmaz fazla olan bir kas tüyünden bahsediyoruz ve bunlar artık özellikle bu iş için yetiştirilmiş, bu iş için çoğaltılmış, gövdeleri çok daha büyük, tüyleri çok daha büyük kazlardan bahsediyoruz burada. Bunlar dünyanın her yerinde de yetişmiyor, belli bölgelerde yetişiyor ve bunlar tek tek elle toplanıyor kazlar üzerinden ve ondan sonra o kazlar tekrar tüy çıkarmaları bekleniyor ve tekrar toplanıyor ve yılda bir veya iki kere en fazla gerçekleşebiliyor. O yüzden de tahmin edebileceğiniz gibi çok pahalı bir işlem. Bu sebeple de hakikaten 700'lük, 600'lük, 700'lük, genelde 600, 650 pek duymuyorum ben ara rakamdır ama 600, 700, 800, 900 diye gidiyor. Bu rakamlarda 600 ve üzerindeki bir ceket almaya kalktığınız zaman hakikaten o ceket 600 veya 700 ise bunun fiyatları gerçekten 250 dolar, 250 euro range'inden başlıyor. İşte 300-350 dolarlara, eurolara, aynı euro dolar gibi düşünün, çıkıyor. Yani 800 liralar, 1000 liralar çok normal rakamlar bu ceketlerde. Çünkü az bulunur Hint kumaşı diyelim tabiriyle öyle bir üründen bahsediyoruz. Peki bu Fill Power ne yapıyor? Şöyle düşünün, 4 tane tüpümüz olduğunu düşünün. Ounce üzerinden bunun testleri yapılıyor. Laboratuvar ortamında tabii nem, belli bir nem oranında alıyorlar 4 tane farklı kas tüyünü, çeşidini. Her birinden birer ounce alıyorlar. Cam bir tüp düşünün, canlandırın gözünüzde. Bu cam tüplerin içine koyuyorlar ve o bir ounce tüy tabii açılıyor. İlk önce sıkıştırıp bırakıyorlar tüpün içine, o açılıyor ve tüpün içini doldurmaya başlıyor. 200'lük kalkıyor burada kalırken veya 600'lük diyelim burada kalırken 700'lük buraya kadar dolduruyor, 800'lük buraya kadar dolduruyor, 900 bütün tüpü dolduruyor. Tüpü ne kadar dolduruyorsa o kadar fazla havayı tüyün içinde barındırıyor demektir. Hava da dünyanın en iyi izolasyon malzemesi. Kısacası bir kas tüyü ne kadar fazla hava barındırıyorsa içinde tüylerin arasında o kadar iyi ısı izolasyonu yapıyor. En fazla fill power olan, yani doldurma gücü olan kas tüyü en fazla havayı barındırdığı için en iyi ısı izolasyonunu da en yüksek, yani 900'lük kas tüyü yapıyor. 900'ün üzeri var mı? 900 zaten ne? Şöyle söyleyeyim size 900'ün ne olduğunu. İşte Everest'e tırmanan, Himalayalara tırmanan, yüksek irtifa tırmanışı yapan dağcıların kullandığı uyku tulumları, üzerlerine giydikleri eksi 50'lerdeki o kıyafetler 900 kas tüyü, yani 900 fill power. Ve o yüzden de fiyatı da tahmin edebileceğimiz gibi iyice az bulunan, çok az bulunan bir şeyden bahsediyoruz. O yüzden dolayısıyla fiyatı da o oranla pahalı. O zaman artık rakamlarımız öyle bir cekette, 900'lük bir cekette iyice yukarılara artık çıkıyor. Yani şu anda tam bir rakam vermek istemiyorum markadan marka değiştiği için ama hakikaten yukarılara çıkıyor. 900'ün üzeri var mı? Çok istisnai var. Ama bunlar dediğim gibi o kadar istisnalar ki, 1000'lik doldurma gücü, 1100'lük doldurma gücü o kadar istisna ki genellemenin içine alınmıyor. O yüzden 200 ile 900'ün arasında bir sınırlamamız var burada. Sizin şimdi şuraya gelelim. Size ihtiyacınız ne? Tabii ki bunu siz belirleyeceksiniz. Ne kadar sıcak o kadar iyi diyebilirsiniz. Ama ben kendi adıma söylüyorum. İstanbul şartlarında veya şehir şartlarında ben 900'lük bir cekete ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum kendim. Dağ ortamında bile 0 derecelerde, eksi 5'lerde 900 oldukça abartılı bir ceket. Ama 600'lük, 700'lük ceketler zaten pazara da baktığınızda, outdoor pazarına da veya kayak snowboard pazarına da 600 ve 700 yukarı markalarda, kendi yukarıda konulmuş markalarda en çok kullanılan kas tüyü olarak göreceksiniz. Bayağı uzadı ama teknik bir konu. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. 700 rakamının, 600 rakamının ne manaya geldiğini. Umuyorum bir fikir vermiştir size. Buna göre seçiminizi yapacağınızı umuyorum. Başka videolarda görüşmek üzere.